Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz Arkadaşlar bir kez daha bildirimde bulunuyorum. Bu kanalımız için e, üyelikler vesaire açılması için başvuruda bulundum. 2 Ağustos itibariyle YouTube yönetimi inceliyor. Bir ay içerisinde biz size haber veririz diyor. E, hani aradan 24 saat geçti aşağı yukarı ama bazen 24 saatte bazen 48 saatte bazen şu kadar saatte bazen de işte şunu şunu eksik yapmışsınız. Hadi gidin gelin hadi şöyle yapın böyle yapın diye dönüş yapabiliyorlar. Beklenti içerisindeyim arkadaşlar. Bekliyorum. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bu sefer çok ciddi bir yatırım yapacağım. Yani Google'a, YouTube'a kesinlikle reklam vereceğim. Eğer üyeliği açsınlar, açtıkları anda bu 69.900'ü bir an önce 100.000 yapmaya çalışmak için ya gerekirse bir aylık maaşımı bırakacağım. Ben kararlıyım. Sizlerden de kararlı olmanızı rica ediyorum. Sizlerden de sadece destek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız dua edin. Allah Mustafa Hoca'nın yardımcısı olsun diye dua edin. Başka bir şey istemiyorum. Ha becerebiliyorsanız sevdiklerinizi eşinizle dostunuzu davet edin. Becerebiliyorsanız video izleyin. Becerebiliyorsanız beğeni atın. Becerebiliyorsanız yorum yapın. Becerebiliyorsanız buradaki videoları sosyal medya hesabınızda paylaşın. Gerisini size bırakıyorum. Guido Rodriguez. İlk olarak Guido Rodriguez indirim bekliyor haberi paylaşıldı. Sonra Sercan Hamzoğlu Guido Rodriguez'e dair bir şeyler açıkladı. Sonra aynı Guido Rodriguez'e dair <laughs> e, ee, yağ sabuncu olup bir şeyler açıkladı. Sonra Guido Rodriguez'e dair başka şeyler açıklandı. Ben size olayı kısaca anlatayım. Arkadaşlar bakın şunu da söyleyeyim. Hocam iki kanalda da video paylaşıyorsun. Biz ikisini de izlemek zorunda mıyız? İstediğinizi izleyebilirsiniz ama iki içeriğin ikisi de aynı değil arkadaşlar. Bakın bu video farklı. O video farklı. Guido Rodriguez. 15 gün boyunca biz bu futbolcuyla görüştük. Menajeriyle görüştük. Şartları görüştük. Her şeyde anlaştık. Perşembe günü. Bakın perşembe günü. Guido Rodriguez %99.9 Fenerbahçe'de diye duyumumu paylaştım. Üyelerle paylaştım bunu. Dedim ki imza parası 5, yıllık ücret 3.2 milyon euro. Sonrasında Yağız Sabuncuoğlu Hemen bir gün sonra şey paylaştı. Dedi ki hatta ben şunu söyleyeyim. Cumartesi gününe kadar uçağının indirilmesini bekliyorduk. Hatta cumartesi günü kap bekliyorduk. Ve e, pazar takımla çalışmalara başlar. Şöyle yapar böyle yapar diye bekliyorduk. E, hatta cuma günü de gelme ihtimali vardı uçakla. Bunu da söyledim. Bunu da belirttim. Yavuz Sabuncuoğlu dedi ki dört imza parası 3 yıllık ücret istiyor. Şok oldum. Hayret ettim. Kulüpteki hani kulübe yakın kaynaklarımıza sordum. Dediler ki vazgeçtik. Ya arkadaş... Hani vazgeçmek öyle kolay mı? Niye vazgeçiyorsun? Yani dert ne? Amaç ne? Vazgeçildik dedi. Yani vazgeçtik dediler. Ya şimdi ben düşünüyorum. Mantık süzgecinden geçiriyorum. Sizler benim kardeşimsiniz. Yanlış anlamayın beni. Allah rızası için siz bana söyler misiniz? Yani niye vazgeçilir? Hocam imza parasını çok istemiş olan. Ya geçin imzada anlaşıldı. Yıllık ücrette anlaşıldı. Sözleşme süresi. Ya 4 artı 1 yıllık sözleşme süresi. 4 artı 1 yıllık ya anlaşma sağlandı. Olmadı. Daha iyisi için. Arkadaşlar daha iyisi kim biliyor musunuz? Sofyan Amrabat. Şimdi Amrabat olayına geleyim. Bak Amrabat olayına geleyim şimdi. Çünkü bu da bak. E, hani şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken unutmadan. İşte Fenerbahçe yönetimi hocam transfer olmadığı için istifa etti. Şunu yaptı bunu yaptı. Kim istifa etti? İşte hocam Sertaç Komşuoğlu ile Simla Türker Bayazıt istifa etmiş. Yerine Hamdi Akın Nezih Barut gelmiş. Allah rızası için siz Nezip Barut'la Hamdi Akın'ın geleceğini zaten bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz. Bunlar futbol AŞ'deki görevinden çekilip birisi kadın voleybolu birisi erkek basketbola geçiyor. Bu kadar basit. Yani futbol AŞ'den çekilmiş oluyorlar. Ortada bir olay yok yani ortada bir dümen yok. Ortada bir şeylik yok yani bir saçmalık yok merak etmeyin. Ya transfer olmadı istifa ettiler. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Rahat olun. Kesinlikle ve kesinlikle öyle bir şey yok. Önce onu söyleyeyim. Ya Özgür Özel mesela Fenerbahçe için açıklamalarda bulunmuş. Sonuçta CHP lideri. Siyasete girmek istemiyorum ama Sabah Gazetesi'nin açıklamalarda bulunmuş. Yani iyi tarafından bakıyorum. En azından şey bir kuruluş. Hani hükümete yakın bir kuruluş açıklamalarda bulunduğu için konuşabiliyoruz. Yoksa başka bir şeyciler başka bir şeyciler ilan edilebiliyoruz. Çok kolay bir şekilde. O yüzden arkadaşlar hani güzel şeyler söylemiş. Hoş şeyler söylemiş. Teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur da bütün Fenerbahçe taraftarı e, mutlu olur. TFF yönetim kurulu bazı değişiklikler yapmış. Mesela işte teşvik primini şike saymış. Hüme düşme falan filan. Yani bunu malum camia düşünsün. Birisiyle maç yapacak. Maç öncesi gidiyorlar. İşte şuna teklif götürdüler. Buna bir teklif götürdüler. Buna şöyle oldu buna böyle oldu diye. Yani sosyal medya bunları şeyilen dönüp dolaşıyordu. Fenerbahçe endişelendiren olay diye olay paylaşmışlar maçın hakeminin Euro 2024'te kart rekoru kıran hakem olmasından bahsetmişler. Neyse bunların hiçbiri önemli değil. Fenerbahçe'de hedef Amrabat. Ve e, ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Amrabat'ı bitiriyor diye paylaşsam yani bu şekilde paylaşsam <laughs> Sofyan Amrabat arkadaşlar. Normalde benim çok tercih edeceğim bir futbolcu değil. Yanlış anlamayın. Hani Transferi iptal olsun üzüleceğim bir futbolcu değil. Ben çok beğenmiyorum. Siz beğenebilirsiniz. Ben beğenmiyorum arkadaşlar. Ama e, oyuncu için 20 milyon euro istiyor kulübü. Fenerbahçe yetkilileri menajeriyle görüşüyor. Menajeri 15'e ayarlayabilirim diyor. Yine Fenerbahçe e, ekibi diyor ki ya biz 20 veremeyiz. Biz versek versek taş çatlasın 6 milyon euro veririz. Ancak arkadaşlar 6 milyon euroya yanaşıyor kulübü. Şimdi ben aklıma bir şey geliyor. Konduramıyorum ama acaba diyorum 6 milyon euroya yanaşan kulübü biz takasta bir şey mi önerdik? Mesela aklıma benim ne geliyor biliyor musun? İtalya'da kim oynadı bizde? Cengiz Ünder oynadı. Acaba Cengiz Ünder'i kiralık şey e, kiralık diyorum takasta teklif edip Cengiz artı 6 milyon euro mu dedik? Şimdi Cengiz'i 10 milyon euroya satamıyoruz. Açık söyleyeyim satamıyoruz. Cengiz artı 6 desek hani çok bir düşüş olmuş olur mu? Bence çok bir düşüş olmuş olmaz. Kuruniç var mesela. Hani Radek Kuruniç. Kuruniç artı 6 desek Fenerbahçe kâra geçmiş oluyor. Yani ortada böyle bir şey olay da var. Yani Kuruniç artı 6 desek e, Kuruniç artı Zayt artı 6 desek yine kârdayız. hem de ciddi kardayız. Ya ben şunu söylüyorum. Amrabat'ı çok istemiyorum ama Kurunic artı Zayt artı 6'ya bence biz e, hani Amrabat almış üstüne de para almış gibi kabul edelim kendimizi. Ciddi söylüyorum. <laughs> Valla görüşmeler sürüyor. Ama Fenerbahçe Amrabat'ı bu şekilde bitiyor. Ha Mourinho kurun üstünü çizdi mi? Çizdi. Mesela e, Cengiz Ünder satmak istiyoruz. Teklif geliyor mu? Gelmiyor. Cengiz de gitmek istemiyor. Ya böyle gideceğime gitmeyeyim diyor. Yani ortaya mesela e, Guido Rodriguez'den vazgeçilince daha iyisi alınacak denilmiş Mourinho'ya. Hani daha iyisi Amrabat mı? <laughs> bu da tartışma konusu. Hani Mourinho kabul eder etmez. Ben bir şey diyemem ona. buna Siz de bir şey diyemezsiniz de. Hani daha iyisi Amrabat lafı bilmiyorum sizi tatmin ediyor mu bu laf? Hani Guido'dan vazgeçelim diye hani istatistikler falan da ortada bilmiyorum yine şey yapar hani eski risk transferi olur denilen bir şey 9 milyon euroya Manchester kiralamış 16 opsiyon koydurmuş onlar bu riske girmişken onlar almamışken Fenerbahçe'nin alması ikinci bir iç vakası yaşar mıyız yani bilmiyorum ha şunu söyleyeyim mesela bu videoyu herhangi bir kulüple sözleşmesi devam etseydik kaça alabilirdik? Bunu da mesela iyi bir düşünmek lazım. Kaça alabilirdik? Değil mi? Vallahi Allah Fenerbahçe'ye akıl fikir versin inşallah. Mesela Rabiot ismi, Rabiot ismi. Çok konuşulan bir isim. Yani bu şartlarda Guido Rodriguez'den vazgeçmişken Rabiot'u alamazsın. Hocam daha iyisi zaten Rabiot dersin ama Rabiot aynı mevki değil. Rabiot. Birisi 6, biri 8 numara. Hani mantıklı gelmiyor. Gerson Luis ismini bize yazdılar. Fenerbahçe'de Fred'in yerine Gerson diye. Yani Fred'in yerine Gerson şu aşamada çok mantıklı değil. Bize şu aşamada 6 numara lazım. Mesela benim aklıma bazı sorular da geliyor. Ya biz niye 8'de İrfan'ı denemiyoruz? İrfan'ı biz prime döneminde İrfan Can Kahveci. En prime döneminde bu şekilde almadık mı? 8 ken almadık mı? Mesela biz şimdi en nesiri niye aldık? En prime döneminde 19,5 milyon euro. Türkiye rekoru kırdık aldık. Biz İsmail Yüksek'i Ferdi niye göndermiyoruz? İşte muadilleri yok göndersen işte yüksek bedel beklentisi içerisindesin. Çok iyi futbolcular. Almak isteyen takımlar da bunu bile bile şey yapıyorlar. Mesela Şimanski. Şimanski'ye teklifler vardı. Göndermedik. Niye? Ya Şimanski'yi göndersek daha iyisini bulamayız. Birçok arkadaşım Taliska Maliska falan dedi. Geçin Taliska'yı falan. Taliska Maliska tam hani sizin beklentilerinizi karşılayacak bir oyuncu değil. Ben onu belirteyim. Hani eski Taliska yok. Başkasına geldi miydi eski bilmem ne yok. Eski şu yok. Eski bu yok. Taliska'ya gelince hala niye prime Taliska olarak aklınızda? Ben bir de bugün bir iddia gördüm. E, Getson Fernandez. Fenerbahçe Getson Fernandez'e karşılık. işte e, Zeitz artı Ryan Kent'i verecekmiş. Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş bu kadar gerizekalıysa hemen yapalım. Ya Beşiktaş arkadaşlarım kızmasın. Aynısını onlar da diyordur. İkincisi Getson Fernandez'in %50'si Beşiktaş'ta. <laughs> Sen kimi alıyorsun? Yani %50'sini almış oluyorsun. Ha şu, şu bir gerçek. Biz e, bu saydığım Zayt'sı kenti versek. Getson Fernandez'i alsak sezon sonu 40'a falan Napoli'ye satarız. 20'si bize kalır. Ama böyle bir ihtimal yok bilginiz olsun. Ryan Kent'i İngiltere'den isteyen kulüpler var. Onu söyleyeyim. Hani İngiltere'den 3 milyon euro, 2,5 milyon euro işte Leeds United, Ipswich Town falan istekte ama Oyuncu biraz gitme niyetinde değil. İnşallah gider de kurtuluruz hep birlikte. Onu da ben ısrarla söylemiş olayım. Ee, onun dışında mesela lil maçları var. Taraftar korkuyor. Haksız mı? Bence haklı. Çünkü Fred yok diyor. Orta sahada şu an isim yok diyor. Fenerbahçe'nin en iyi tarihinin en iyi kadrosunu kuracağız dediniz. İşte e, yönetime şunlar gelecek buraya bunlar gelecek. Kap gelecek şu gelecek bu gelecek. Hiçbir şey yok ortada diyorsunuz. Adamlar da bir yerde haksız mı? Ben adamları haklı buluyorum açık söyleyeyim. Adamlar bir yerde haklı. Ya taraftar haklı kardeşim. Beklentiyi yükseltin, yükseltin, yükseltin sonra hop. Ya öyle bir şey yok. Mesela Crespo ismi. Ben çok merak ediyorum. Crespo'nun Zaysta ne eksiği var da listeye yazılmadı. Niye yazılmadı mesela? Ya ön libero oynardı, İsmail'de oynardı. Bartu da var, 3 Mert Hakan var, 4. Yeri gelir İrfan'ı kullanırsın, 5. E Şimanski zaten orada fix demişsin. 6. Olmadı tadıcı kullanırsın. Yedi. En nesiri maksimum falan da kendine geldi bir de oynatırsın. Bir garip bir şey. Ee, Kaçper kaç Urbanski ismini bize yazmışlar. Arkadaşlar e, doğru değil. Ama doğru olmasını isterdim. Polonyalı orta sahanın 19 yaşında ve geleceği parlak bir oyuncu. İsterdim açıkçası onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Amrabat'a işte hocam nasıl bir sözleşme? 4 yıllık sözleşmeden bahsediliyor. Bana gelen bilgilere göre 6 bon, bon servis. Yıllık 3 milyon eurodan 4 senelik sözleşme diye. Vallahi bilmiyorum. Bu nasıl olacak? Nasıl edecek? Yani yapılabilecek mi? Yapılabilir türden bir transfer mi? Bunu takdirini size bırakıyorum. Yani takdir e, takipçilerimizindir. Yani onu da söyleyeyim. E, bir kardeşimiz diyor ki Benfica'da hiçbir 6-8 numara yok mu diyor. Mourinho'yu kırmazlar. Porto'dan 8 numarayı Olivier'e falan alınsa diyor. Ya şunu da söyleyeyim. Ee, Avrupa'da büyük takımlar hariç 3 milyon euroyu veren kulüp zor bulunur diyor. Real Betis'te bile Guido Rodriguez belki 2 alıyordur diyor. O yüzden bu paralar onlar için yüksek diyor. Ya biz, biz niye o zaman her aldığımız sporcu 4'e 5'e alıyoruz? Yani Türkiye'deki takımlar bazında söylüyorum. Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur ne dedi? Biz dedi işte şuna dedi Zaha'ya dedi 10 milyon euroya yakın para veriyoruz yıllık dedi. Lan 10 milyon euroya yakın para ne demek biliyor musunuz? Şimdi Ferdi mesela Mourinho 8'de düşünecek. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Richards, Rios için Palmer yaşa 21 milyon euro teklif etti diyen arkadaş var. Ben şunu söylüyorum. Ee, tiner içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verebilir. Yani uyuşturucu madde gibi bir şey olabilir. Tiner içerek lütfen haber yapmayın. Onu da söyleyeyim. Hocam Guido ciddi sakatlıklar yaşadı. Ve biz sakatlıklardan yüzü gülen bir takım değiliz. O yüzden ben alınmadığına seviniyorum diyen bir kardeşimiz de var. Bilginiz olsun. Hani belki de futbolcunun sakatlık raporlarını istemişizdir. Raporlar hoşumuza gitmemiştir hocam diyenler var. Hayır ben bunu bu şekilde söylersem derler ki Mustafa Hoca Ali Koçu ve yönetimi savunuyor. 15 gün boyunca o rapor hiç mi eline gelmedi? 15 gün boyunca şunu yaptım bunu yaptım hiç mi olmadı? Yani <laughs> Ya bazen de enteresan Lıklar üst üste oluyor arkadaşlar. Gerçekten bak. Hep bir eksik denizi geçiyorsun. Derede boğuluyor. Mesela geçen sene Fred'in eksikliği şampiyonluk gitti. Ali Koç'un planlaması önemli diyen arkadaşlarımız var. Yani gerçekten çok güzel. <laughs> yani Geçen sezonki orta saha sorunu hala çözülemediyse bu da sıkıntı. Ve transfer süreci arkadaşlar. Transfer sürecinin bir an önce de bitmesi lazım. Artık kurtulmamız için. Kendi adıma da söylüyorum. Bak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela nerede kalmıştım? Ali Koç Fenerbahçe Lille elerse emin olun Şampiyonlar Ligi'nde gruplara biz adım atmış sayılırız. Ya benim için şeyin bir önemi yok. Yani Özgür Özel, şu Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazman bunlar benim için bir önemi yok. Hamdi Akın, Nezih Barut evet bu isimler yüksek isimler. Ama kulübe cebinden çıkarıp bir 10 milyon euro, 5 milyon euro verip de ulan alın da rezil olmayalım demediğim müddetçe bunların bir önemi yok. Maksim'in ennesiri geldi kabul. Ama biz hala Fred'in sıkıntısını yaşıyoruz. Demek ki ortada bir sıkıntı var. İrfan Can Kahveci mesela. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsun. Yani en iyi 8 performansından aldığın futbolcu 8 oynatmıyorsun. Mesela Tadiç. bu maçta mesela Lille maçta ben Tadic'in kesinlikle solda başlaması taraftarıyım. En iyi olduğu yer sol ve rakibe de ciddi sürpriz olur. Onlar sağda bekleyecektir. Ee, ve Fenerbahçe'deki belirsizlik sürdükçe aslında rakip tedbir alamayacak. Bence Mourinho'nun ilk maçtaki taktiği bu. Diyor ki kesin ulan diyor rakip beni çözemeyecek. Kimi oynatacağımı bilemeyecek. Ben de ilk maçı 2-0-3-0 alacağım. Avantajlı sonuçta döneceğim. Şu oynamış bu oynamamış hiçbir önemi yok. Orta saha transferi içinde zaman kazanmış olacağım. Diye düşünüyordur herhalde. Çünkü başka türlü aklıma bir şey gelmiyor benim. Ha şu bir gerçek arkadaşlar. E, ee, Amrabat tam manasıyla benim beklentimi karşılamaz. Ama dediğim takas olursa en azından eldekilerden de kurtulmuş olursun. 31 Ağustos'ta bitti. Mesela arkadaşlar hiç sosyal medyaya baktınız mı? Cevap Pedro'ya. Mesela Caio Pedro'nun Fenerbahçe'ye dönüşü 31 Temmuz'du. 31 Ağustos demişim pardon. 31 Temmuz'da geri dönüşü vardı. 3,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla gitmişti Gremio'ya. Gremio keşke bunu kullansaydı. Şu an ortada ne Caio Pedro var ne bir şey var. Böyle de enteresan bir kulüp şeyi içindeyiz. Valla bilmiyorum bir gariplik içindeyiz ama ben de çözemiyorum. İnşallah sizler çözersiniz. Ama... Taraftar çok tepkili. Haklılar. Ben taraftarım arkadaş. Ben de kızıyorum. Yani futbolcu sakatsa 15 gün boyunca sakat olduğunu bilmiyor muydunuz? Ya da raporlar kötüyse 15 gün boyunca pazarlık atarken hiç mi aklınıza gelmedi? Ya bu futbolcu geçen sezon şu kadar sakatlanmış diye. Ya da benim aklıma şu da geliyor. Biz illa 6 arıyoruz. 8 alsak nasıl olacak mesela? Neye yarayacak? Ya da yarar mı? Bunları da düşünüyorum. Arkadaşlar sizlerden ricam lütfen destek olun. Ben elimden geleni yapacağım. Takdir Allah'tan inşallah ben elimden geleni yapacağım. Sizlerden de destek rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.